Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi bugün de tasarrufu konuşmaya devam ediyoruz. Tasarruf deyince de tabii bireysel emeklilik sistemi. Bireysel emeklilik sistemi deyince yaklaşık 2 yıldır gündemimiz olan otomatik katılımı konuşacağız. Aslında bugün biraz farklı bir program yapacağız sizlerle. Neden diyecek olursunuz. Sizlerden bu geçen dönem içinde bir hayli soru geldi. Otomatik katılımla ilgili, hatta gönüllü BES'le ilgili de sorular çok. Dolayısıyla stüdyo konuğumuza, ki biraz sonra tanıtacağım kendisini, bu soruları ileteceğiz ve bugün biraz soru cevap gibi yapacağız. Daha doğrusu sizlerden gelen sorulara cevap verecek konuğumuz. Programı biraz öyle kurguladık. Çünkü evet biz sohbet ediyoruz ama sizin de tabii merak ettiğiniz noktalar var. Ve onları da bizle paylaşıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Bunlara da cevap vermemiz gerekiyor. İşte bugün biraz ayrıcalık yaptık. Ben Noyan Doğan, yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Canlı yayın konuğumuz Enen Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ bizlerle birlikte. Keza sizlerden gelecek sorulara da Sayın Özdağ cevap verecek. Varsa daha fazla sorunuz iletebilirsiniz, merak ettikleriniz. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de sorularınızı iletebilirsiniz. Yorumlarınız varsa paylaşabilirsiniz. Ve bugünkü programımızı dediğimiz gibi biraz farklı yapalım istedik. Hoş geldiniz Kerem. Hoş bulduk, teşekkürler. Bir mahsur yok sizin için de zaten. Tabii sizle ki, daha önce konuştuk çünkü. Var, çok sorular var. Ya biz sohbet sırasında onları mesela soramıyoruz. Ya benim de aklıma gelmiyor o sırada. Doğru, doğru. Ya da böyle çok böyle kişisel bazı sorular var. Yani mesela kişi şirketten ayrılmış, başka bir şirkete geçmiş. İşte şu, onun gibi şeyler var, evet, ama evet. Hepsi de şunu anlıyoruz. Ben tabii burada seçtim soruları. Bir 10-15 tane var süremiz el verirse. Bunlar genelde çoğunluklu sorulan sorular. İçinde eleştiriler de var. Onlara da sektör adına cevap vereceksiniz. Tabii ki. Ama önce hemen direkt soruyla da başlamayalım. Şimdi 1 Ocak'tan Şubat'ın ortasına kadar yanılmıyorsam düzeltin 5 ve 9 arası çalışanı olan şirketleri artık sisteme alıyorsunuz. Hatta doğru. Hani ay sonuna geldik, bence bitiyor olmuş olması zaten lazım. Zaten anlaşmaları yapmış olmalılar ama doğru, maaşlar ay sonu ödendiği için, hı hı, katkı payının ödenmesiyle yürürlüğe girdiği için sözleşmeler. O şekildeki bir tanım doğru. 5 ila 9 arası çalışana sahip işverenler otomatik katılıma dahil oluyor. Peki kimdir bunlar? Kaç kişiden bahsediyoruz? Kaç şirketten bahsediyoruz? Hı hı. Şunu da biliyorum, onu da izah edin, paylaşın bizlerle. Bu sefer, yani bu alımlarda farklı bir yol izliyorsunuz. Artık yani sizler şirketler olarak gidip şirketlere, bu katılacak olan şirketlerin kapısını çalmıyorsunuz. Onları bekliyorsunuz. Biraz bize bir resmi ve mevcut bir durumu anlatın. Tabii ki, genel resmi vereyim. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 400 bin civarında işveren var. Bunları biraz ortalamaya vurduğumuzda, 45 yaş altı içinde bir tahmin yaptığımızda, kesin veri yok elimizde, yaklaşık olarak 2 milyon kişinin otomatik katılım sistemi dahilinde, işte bu 2019'un ilk döneminde sisteme gireceğini düşünüyoruz. Burada tabii ki sigorta emeklilik şirketleri de kendilerini geliştiriyorlar. Dijitalleşme yolunda birçok adım atılıyor. Dolayısıyla işverenler için kolay olacağını da düşünülen bir şekilde online işte web sayfalarından veya çeşitli linklerden işverenlere başvuru imkanı sağlanıyor. Gayet zaten basit bir sistem olduğu için fonlardan sistemin işleyişine kadar daha basit bir yapıda kurgulandığı için. Biraz adım adım anlatsanıza Kerem Bey. Şimdi ben 7 kişi çalıştırıyorum, evet, diyelim. Küçük bir çok, zaten 5 ile 9 küçük işletmeler. Evet, bunlar artık doğru. Çoğunluğu esnaf bile sayılır. Doğru, evet. Ondan sonra şimdi otomatik olarak sisteme sokmak zorundayım bu 7 kişiyi. Evet. Şimdi sizin şirketinizin internet sitesine girdim. Bundan sonrasını siz bize anlatın biraz adım adım. Buradan da böyle hani adım adım anlatmış olalım. Aslında keşke imkanımız olsaydı da görüntü olarak verebilseydik böyle, yani o da biraz ders gibi oluyor ama keşke anlatabilseydik. Siz biraz size basitleştirerek anlatın. Tabii ki adım zaten basit, dolayısıyla hiç görüntüye dahi gerek yok. Ben izah edeyim. Emeklilik şirketinin ilgili bağlantısına girildiğinde işverenin tabii ki ilgili bilgilerini ister emeklilik şirketi. Sisteme tabii tanımını yapabilmesi için o iş yerine. Ondan sonra
İşverenin tabii emeklilik şirketinin yine çeşitli yollarla ilettiği belgelerden çalışanlarının fon tercihlerini emeklilik şirketine bildirmesi gerekiyor. Her zaman söylediğimiz işte faize duyarlı kesim için hazırlanan, oluşturulan fonlar var. Geleneksel fonlar var. Fon tercihini de bildirdikten sonra diğer aslında büyük şirketler gibi sistem işliyor. Emeklilik şirketine hiç ulaşamayacak diye bir durum yok zaten. Başvuru online yolla gerçekleşiyor. Tamam ya, ben mesela şirket olarak başvuru yapıyorum. Orada ben girdim baktım internet sitelerine sizlerin. Vergi şirketin ismini, adresini, telefon numarasını, irtibat kuracak vergi numarasını, bütün bu şirketle ilgili detayları istiyor. Ondan sonra kaç kişi çalıştığını ve bunları istiyor ve bunları işte onaylıyorsun, gönderiyorsun. Ondan sonra siz bütün bundan sonraki işlemleri de mi oradan yürütüyorsunuz? Online mı yürütecek? Yani birileriyle herhalde irtibat kuracak bu. E-mail vasıtasıyla da oluyor. Şirketler çeşitli yollarla irtibata geçiyorlar. Ama dediğim gibi burada işverenin zaten bilgilerin çoğunu o aşamada göndermiş oluyor. Ondan sonra tabii çalışan listeleriyle ilgili aylık bilgi alışverişinden sonra sisteme girmiş oluyor. O sistem işlemeye başlamış oluyor. Aslında 5 ila 9 arası çalışanı sahip işverenlerin sayısı da çok. Dolayısıyla bu yol aslında en verimli yol. Sektörün izlediği yol. İzlediği derken bu bir kural da değil kesinlikle. Ama tabii daha geniş bir kitleye bakıyorsanız dijital yolu kullanmanız gerekiyor. Peki şey farkı var mı? Yani işletmeden işletmeye, yani bu 400 bin şirketin emeklilik şirketleri arasında bir fark var mı sunulan hizmet açısından? Yani ne bileyim, belki kesinti açısından, belki fon açısından, yani bir farklılık var mı? Herkes standartı mı, standart ürün mü var da alıyorsunuz, gidiyorsunuz? Aslında çeşitli farklar var, fakat şimdi en önemli olay aslında otomatik katılım sisteminin genel avantajı, kesintilerin düşüklüğü. Şöyle ki zaten giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi yok otomatik katılım sisteminde. Bu kesintiler tanımlanmamış durumda. Fonlardan günlük küçük oranlarda kesilen fon işletim gideri kesintisi ise zaten diğer tarafın, yani sizin gönüllü besteye tanımladığınız, hani aramızda konuşurken gönüllü beslediğimiz taraftan biraz daha düşük bir kesintiye sahip. O üst limite kadar şirketler tabii farklılaştırabiliyor kesintilerini. Ama sonuç olarak ürünün yapısında fonlar da birbirine benziyor. Tabii ki her şirket kendi fonunu sunmakta. O bir ama o fonlar arasında çok büyük fark yok veya kesintiler arasında çok büyük fark yok. Sorunuzun cevabı şu şekilde verilebilir. Otomatik katılım sisteminde zaten sistemin yapısı gereği basit olmak zorunda. Ondan dolayı emeklilik şirketlerinin sunduğu ürünler de birbirine çok yakın özelliklere sahip. Şimdi bana geçtiğiniz işte bu, hani bu iş online oluyor, internet üzerinden falan oluyor diye yazdığında bazı işverenler şey dediler. Girmişler, böyle vergi numarası, vergi levhası, vergi sicil kaydı, şirketin ismi, adresi falan, her bir şeyi istiyor tabii, otomatik olarak istiyorsunuz. Ve korkmuşlar. Yani açıkçası hani ben bütün şirketimin bilgilerini burada internet üzerinde paylaşıyorum. Bu aktarıyorum buraya. Hani sürekli de hani etrafta, sağda solda işte internetten dolandırıcılık diyor, bunlardan bahsediliyor. Korkmuşlar ve işlemi yapmamışlar. Şimdi bir böyle bir durum var. Ben size burada hani paylaşayım, anlatayım. İkincisi, yapmayınca ne oluyor? Hani ben evet girdim, korktum, yapmadım. Sonra tamam yapmadım, bitti mi? Bu mu yani? Girmemiş değil, oluyorum. Kanuni hükümlülüğümü yerine getirmemiş oluyorum. Ne oluyor? İlk sorunuza cevap vereyim önce. Emeklilik şirketlerinin tabii ki web sayfasındaysanız o sayfa güvenli bir sayfa. Ama tabii ki her internet üzerinden yapılan işlemde olduğu gibi burada da risk olabilir. Ancak o emeklilik şirketinin sayfasının içindeyse müşteri veya potansiyel müşteri, orada korkmasına gerek yok. İkinci kısım, tabii kanunla getirilen bir işverene zorunluluk bu. Otomatik katılım sistemi uygulaması. Yani çalışanlarını kanunla belirtilen tarihlerde otomatik katılım sistemi yoluyla sisteme sokma yükümlülüğünü yerine getirmezse bir idari para cezası tanımlanmış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın takibinde bir konu. İdari para cezası 100 lira işlem başına deniyor. Bu tabii yoruma da bağlı. Çalışan işte, başına mı yoksa hani? Nasıl yorumlandığına bağlı açıkçası, onu şimdi yoruma açık veremem. Yani. Ama zaten katılım da yüksek düzeyde. Yani buna, bu ceza uygulanmasına gerek kalacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki işverenlerin kanuni bir zorunluluğu var. Yani yapmadım, işte o yapmadım bir şey olmaz diye düşünmemeleri lazım.
Evet, başlayalım yavaş yavaş. Bir izleyicimiz şöyle soruyor. Eski çalıştığım yerdeki anlaşmalı BES firmasında biriken BES, yeni çalıştığım iş yerindeki başka bir BES firmasına aktarılıyor mu diye sormuş. Evet, bu işte değişikliğinde ne oluyor? Yani şirket, BES şirket de farklı olur. Şirket değişti. Ya orayı bize bir anlatsanız ama şirket değişikliğinde sistem nasıl yürüyor? Kişi iş değiştirirse... Diğer sorulara bakayım. Tabii ki. Kişi iş değiştirirse mevcut şirketindeki bireysel emeklilik sözleşmesi, yani otomatik katılım yoluyla katıldığı emeklilik sözleşmesi kazandığı haklarla birlikte yeni iş yerindeki plana aktarılıyor. Yeni iş yerindeki plan tabii küçük değişikliklere sahip olabilir ama o yeni iş yerinde devam ediyor katkı payı ödemeye o kişi. Herhangi bir hak kaybına uğramıyor. Şirket değil. Ayrıldığında ne oluyor Kerem? Yani ben işten çıkarıldım ya da kendi isteğimle ayrıldım. Başka bir yere de geçmedim. Ya da şu anda geçme ihtimalim yok. Evet. 6 ay sonra da geçebilirim. Ben bu arada ne yapacağım? Yani oradaki birinci soru şu. Hı hı. Oradaki hani bir birikim varsa onu alabilir miyim? İki, hayır birikimi almak istemiyorum. Ben hani tasarrufa devam etmek istiyorum ama nerede devam edeceğim? Eski şirketlere bütün ilişkilerimi kesmişim. Eski şirket, şimdi birikim varsa alabilir miyim sorusu zaten her an mümkün şeklinde cevaplandırılabilir. Evet. Sistemden paranızı işten ayrılmasanız da çekebilirsiniz aslında. Ama işten ayrıldınız, paranızı çekmek istiyorsunuz otomatik katılım sözleşmenizde. O parayı alabilirsiniz, çekmeyebilirsiniz. Sizin talebiniz doğrultusunda ancak emeklilik şirketi iptal eder. Talep etmezseniz o sözleşmenizde bekleyebilir o şirkette. Ha, donabiliyor, duruyabilir. Evet. Peki devam eder etmek, yani tasarrufa devam etmek istersem her ay bir para mı yatıracağım? Onun bir asgari bir katkı payı dahilinde o şekilde bir dışarıdan yatırarak daha devam etmek mümkün. Ha, yapabiliyorum yani. Evet. Ama o şirketle ilişkimi kessem de bireysel emekliliği şirketi beni ayrı olarak tutuyor herhalde. Beslesiniz tabii ki. Evet. Anladım. Peki. Bu arada yeni sorular da geliyor. Şu gelen soruları bir şey yapalım. Çok uzun yazanlar da var ama kısaca özetleyerek gideyim. Gönüllü BES'ten bahsediyor bir izleyicimiz. Diyor ki, ilginç bir soru. Belki karşılaşmışsındır daha önce de. Diyor ki, yani 10 yıl katkı payı ödemek ve yaş bekleniliyor diyor. Bugün itibariyle baktığımızda %20 faiz veren bankalar var. 10 yıl falan da beklemeye gerek yok. Bu durumda bir bireysel emeklilik üyesi olmak çok da hani doğru gibi gelmiyor bana diyor. Yoksa diyor bireysel emekli sistemi güncel olarak revize mi edilmeli? Evet, faiz %20'lerde. Yani bekleme yok, şu yok, bu yok. Yani ama burada 10 yıl katkı ödeyeceğim, yaş bekleyeceğim falan diyor. Buyurun. Doğru. Şimdi vadeli mevduatla kıyaslanma zaten en çok rastladığımız olay aslında. Bireysel emeklilik getirilerini. İki ürünün amaçları farklı. Bireysel emeklilik sistemi maaşınızdan, ya otomatik katılımı kastetmiyorum sadece. Aylık olarak genelde ödendiği için bunu kastediyorum. Sizin ödeyebileceğiniz tutarda küçük tasarrufları uzun yıllar boyunca biriktirme üzerine kurulu bir sistem. Üstüne bir de devlet katkısı avantajı var. Hı hı. Dolayısıyla vadeli mevduata bir toplu para yatırırsınız ama her ay o bireysel emeklilik sistemine ödediğiniz katkı payları gibi küçük paraları vadeli mevduata 70 lira bugün asgari ücretli için kesinti 70 lira. 70 lirayı her ay bankaya götürsen. Evet. Hani evet. Yani kusura bakmasın, kimse de alınmasın ama banka bakar mı yani sana hani evet aç şunu ya da muhtemelen yani çocuğumun harçlığını koy şurada bozdur der demek gibi bir şey yani. Bir de şu var, hep söylüyorum, emeklilik yatırım fonlarının getirileri sürekli olarak o sene yüksek getiren yatırım araçlarıyla kıyaslanıyor. Bu kimi zaman döviz oluyor, ha, tabii. Bazen vadeli mevduat oluyor, bazen tabii yatırım aracı mıdır tartışılır ama işte gayrimenkul oluyor. Ama o yatırım araçları yıllar boyunca her sene emeklilik yatırım fonlarını geçmiyor aslında. Emeklilik yatırım fonları konunun, yani uzun vadeli getirinin uzmanı şirketler tarafından yönetiliyor ve amacı uzun vadede, orta ve uzun vadede getiri sağlamak. Tabii canım. Dolayısıyla kıyaslanmak çok doğru değil. Ya bir de tabii orada 75 liranı götürüp bankadan hani ne faiz alırsın onu bilemem ama burada yani işte atıyorum 100 bin kişiyle birlikte, evet, aynı havuz içinde emeklilik şirketinin, kesinlikle, yatırdığı paraya, evet, aldığı faiz onun yani daha yükseğidir. 45 yaşındayım. Ha, bak bu Şükrü Bey sormuş. Bu ilginç bir soru. 45 yaşındayım. BES'e katılmak zorundayım. Şu 45 nedir? 45'i doldurmak mı gerekiyor yoksa hani 45'e girdim... Doldurmamış olmak gerekiyor. Otomatik katılım için. Ha, otomatik BES için, evet. Evet. 45 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Yani tam 45 yaşında için.
izleyici mesela ne oluyor? Tam 45 tam olarak ne demek? Çünkü... Ya ben mesela bugün diyelim doğum günü 45'e bastım. İçinde miyim değil miyim? İşte 5 ve 9 arasındayım ne bileyim. Ya bugün doğum gününüzü aslında tamamlamış oluyorsunuz. Ha bitmiş oluyor. Evet ama tam 45 dedi herhalde 45 yaşın içinde bir İçinde. İzleyicimiz. Aslında tabii ki belli bir kitleyi hedefleyerek kuruldu otomatik katılım sistemi. Uzun yıllar boyunca maaşının belli bir oranını tasarruf edecek insanlar hedeflenerek kuruldu. Tabii devlet katkısı da sağlanıyor. Bu da bir bütçe meselesiydi. Dolayısıyla 45 yaşın altı olarak tanımlandı. Ama tavsiyem şu, 45 yaşa ulaşmış bir kişi zaten 3. basamak BES'te yani gönüllü BES. Gönüllü BES dediğimiz kısımda yatırım yapmaya başlarsa zaten 10 yıl ve 56 yaş koşulunu çok rahat sağlayacak. Evet. 56 yaşına yani 11 sene sonra zaten bütün devlet katkısını hak etmiş olarak emeklilik hakkına yani sahip 50 yaşında olacak. Olan da girer Kerem şimdi 60 yaş, 50 girer, yaşında olan ki. Da girer 60 yaş şu an neredeyse daha erken. Ama 10 yıl koşulu var onlara. Ama yani. 60 yaş işte 10 yıl kalırsın yani. Tabii 60'da ki. Bence tabii erken ki. Bir yaş artık. Yani şey doğru, yani doğru. Nüfus yaş şeyi uzadı. Tabii ki. Eskiden evet. 70'ler 65 70'lerdi şimdi 80-85'lere evet. kadar geldi. Evet. Ya kendim için söylemiyorum canım. Genç Mustafa Bey diyor genç yaşta BES'e yeni başladım. Yani genç yaşındayım BES'e yeni başladım. Sizce yararlı mı? İleri dönüş olarak iyi bir tercih mi diye soruyor. Şimdi tabii bir iki cümle. Genç yaşta buna katılmak, sisteme girmek evet. daha mı avantajlı? Yoksa 40 bizim gibi 45 yaşında 50 yaşında mı girmek daha avantajlı? Aslında iki durumu ayrı yorumlamak lazım. Genç yaşta girdiyse kişi maaşının belli bir kesimini, belli bir kısmını tasarrufa yönlendirirse, bunun tabii bireysel emeklilik katkı payı olarak bir kenara koyarsa zaten ona alışmış olacak ve uzun yıllar boyunca süre avantajıyla aslında örnek veriyorum 40 yaşındaki bir insanın birikim yapması gereken seviyeden daha düşük tutarlarla tasarruf yapabilecek. Yani burada aslında iki tane değişken var. Süre var, ödediğiniz katkı payının tabii ki miktarı var. Hı hı. Burada süre avantajını kullanacak. Tabii ki çok erken başladığı için devlet katkısını erken kazanmaya başlayacak. Dolayısıyla küçük dahi olsa erken yaşta başlamak çok yararlı bir hareket. İkinci durum 40 yaşın üstündesiniz. Başlarsınız muhtemelen genç halinizden daha çok kazanıyorsunuz. Katkı paylarını biraz daha yüksek tutabilirsiniz. Tabii. Hala 10 yıl ödersiniz 56 yaşınızı doldurduğunuzda devlet katkısı tutarının da fonlarına tamamını hak kazanırsınız. O da avantajlı bir tasarruf olur. Ama şey de yani 25 yaşındaki bir genç birisinin ayda 100 lirayla sisteme girip hani belli bir yıllar hı-hı. olarak biraz arttırması başka ama bugün 45 yaşında 50 yaşına giren bir adamın en az bir 1000 lira 700-750 bin lira minimumda yatırması gerekir. Yatırabildiği kadar yatırması gerekir aslında. O bile az diyorsun yani. 1000 lira yatıramıyor. Yok aslında daha farklı bir şey söylemek istiyorum. 1000 lira yatıramıyor diye, 750 lira yatıramıyor diye örneğinizdeki gibi hiç tasarruf etmemesi değil. Evet. Düşük de olsa girmesini tabii ki tavsiye ediyoruz. Bu zaten emeklilikteki günlerimiz için yapıyoruz bu tasarrufu. Peki. Bireysel emeklilikten ayrıldım. Tekrar girebilir miyim? Geçen sene aylık 800'den giriş yaptım. Yaklaşık 8 ay sonra ihtiyacım olunca mecburen çıktım ve pişman oldum diyor. Ondan sonra tekrar dönsem eski haklarımın parasını yatırsam kabul olur mu? Ha, soru bu. Sistemden ayrılma ile biraz ayrıldıysanız... Gönüllü BES galiba öyle algıladım. Sistemden ayrıldıysanız haklarınızı kaybediyorsunuz ama bir an önce girip tekrar o hakları kazanacak süreye erken başlamak tabii yerinde bir davranış olur. Ama geri dönülebilir tabii. rahatlıkla tabii. Yani o sorduğu sorunun cevabı hayır ama geri dönebilir tabii ki. Ama eski kaybettiği hakların yerine para ödeyerek kazanma yok sistemde. Aşkın Bey galiba şeyden sormuş Twitter'dan. 18 yaş altı ne zaman sisteme dahil edilecek diye soruyor. 18 yaş altı sisteme dahil mi edilecek diye. Bizim sektör olarak bir talebimiz var. Peki. Burada tabii ki 18 yaş altı insanların gidip katkı payı yatırması gibi değil. Ebeveynleri o kişiler adına yatırıp çeşitli planlarla şu anda çok genç olan kişilerin 18 yaşına veya daha sonraki dönemlerde ihtiyaç duyacakları paraları biriktirme yönünde bir ürün olacak. Bir sektör olarak bu talebimiz var. Kamu kurumları da bunun üzerinde çalışıyor diyebiliyoruz. Süremiz de azalıyor. Seri gidelim. İzleyicimiz demiş ki Bilal Bey, bir şirket çalışanı bir kişi BES'te cayma hakkını kullandıktan sonra tekrar sisteme girebilir mi? İki, şirketin merkezinde çalışan ve cayma hakkını kullanan bir işçi
aynı şirketin başka bir şubesine çalışırsa BES'e dahil olur mu olmaz mı? Teknik sorular. Evet, buyurun. İlk soru şimdi çıkış cayma veya sistemden ayrılma yoluyla ayrılan kişilerin dahil edilmesine yönelik bir mevzuat çıkarıldı. Detaylarını bekliyoruz. Hı hı. Bu kişiler dahil olabilecek. 3 yıl içinde diyor mevzuat ama tabii detaylı bir düzenleme bekliyorsun. Hangi koşullarda dahil olacaklarına dair. İkinci soru şirketin bir başka yerinde, merkezinde çalışıp sonra başka bir yere, bir dakika tekrar okuyayım bakayım. Şirketin merkezinde çalışan ve cayma hakkını kullanan bir işçi aynı şirketin başka bir şubesinde çalışırsa BES'e dahil olur mu olmaz mı? Biraz önceki cevabın aynısı aslında bu da. Cayma yoluyla sistemden ayrıldı kişi. Hı hı. Dolayısıyla bu beklediğimiz düzenleme dahilinde tekrar girebilecek sisteme. Şimdi başka bir izleyici bu çok enteresan bir soru. Nihat Bey soruyor diyor. 2003 yılında girdiğim bu sisteme 2005'te ayrıldım. Pardon, özür dilerim. Yaklaşık 7900 TL stopaj kestiler. Ana paranın altında bir ödeme almıştım. Duyduğuma göre diyor, bu geri ödemeler geri ödenecek. Bir dakika, bir takip ettim. Geri ödeme yapılacağını söylediler diyor. Şu anki durum nedir diyor. Böyle bir şey var mı? Geçmişte 2003'te girmiş, 2005'te ayrılmış, 7900 TL stopaj kesilmiş. Bu stopajların geri ödeneceğini duymuş. Var mı böyle bir şey? Şöyle söyleyeyim, eski dönemde, eski düzenlemede stopaj oranı biraz daha değişikti. Hesaplandığı kalem değişikti bazı. beyefendinin de muhtemelen 2003-2005 diyor. O dönemlerde kesilmiş stopaj. Buna çok detay vermeyeyim ama emeklilik şirketiyle temasa geçerse şirket en iyi şekilde açıklayacak. Böyle bir şey var mı ki yani, böyle bir alıntı? Bir dönem oldu, bazı geri ödemeler oldu. Öyle mi? Peki. Ama tabii kişinin şirketle temasa geçmesi gerekiyor. 78 doğumluyum. 2011'den beri BES ediyorum. Emekli olmak mı mantıklı? 10 yıl olunca toplu çekmek mi mantıklı? Bayağı bir hassas bir soru. Emekli olmak ama cevabı da kolay aslında. Emekli olmak mantıklı tabii ki. Çünkü daha çok tasarruf yapmış oluyorsunuz daha uzun süre. 10 yılı tamamladınız fakat 56 yaşında değilsiniz henüz. Dolayısıyla 10 yıl ve 56 yaşı beklemek her zaman için en iyisidir. Bundan sonra da bu arada ödemeye devam edilebilir. Yani 10 yıl 56 yaş diyoruz ya emekli olma koşuluna. Burada mutlaka kişi emekli olacak diye bir zorunluluk da yok. Ödemesine devam eden katılımcılarımız da var. Şimdi şöyle diyorlar. Bilese emeklilik sistemimiz var. Evet. Özetle şunu söylüyor. Herhalde bu 5-9'da girecekler arasında. Eşimin de benim de bilese emeklilik sistemimiz var. Ama bizim muhasebeciler diyor, kanunun emri olduğu için bizlerde var olmasına rağmen tekrar sisteme kaydediyorlar. Bu da sıkıntılara yol açıyor diyor. Niye böyle biz tekrardan sisteme giriyoruz diyor. Zaten var elimizde BES. Doğru. Aslında şimdi toptan bir tabii o tür bir ayrıma gidilmedi. Fakat cayma hakkı veya sistemden ayrılma hakkı var. Bununla birlikte şuna da rastlıyoruz. Benim tavsiyem de o yönde olacak. Otomatik katılımın sunduğu olanakları, o fon çeşitlerini bir inceleyip ona göre karar vermeleri iyi olacaktır. Ya yani mutlaka bende BES var diye ikisine birden de ödemeye de devam edebilirler. Yani isteyen de çıkabilir. Şimdi ne kadar kaldı Aytaç? Benim bir sorum var çünkü. Evet, 3 dakikaymış. Ya bir şey soracağım Kerem. Şimdi bana çok sık geliyor bu soru. Bu otomatik BES'te katılımlar bu etap etap. İşte şimdi 5-9, daha önce işte 1000 falandı. Fakat işletmeler bu arada bir takım kişiler işten çıkarıyorlar, bir takım kişileri işten alıyorlar. Evet. İşte 1000'le başladınız, 5-9'a kadar geldiniz. Demek ki 5 ile 1000 arası işletmeler bu geçen sürede hatta şimdi... Hatta 1000'in üstü de vardı. Yani 1000'in üstü de vardı. İşten yüksek diyebiliriz. Var, evet. Tabii. Bunlar bir adam çıkarıyorlar, adam alıyorlar. Evet, doğru. Şimdi aldıkları her kişiyi otomatik BES'e dahil etmek zorunda mı? Yoksa hani bir beklemesi mi var? İşte ben 2017'nin başında 1000 ve üzeriydim. Evet. Artık bu sistem beni ilgilendirmiyor. İşte bir dahaki sefer eğer giriş olursa 2019'da ya da 20'de ben o zaman alacağım. Böyle mi, yoksa her giren kişiyi, işe aldıkları kişiyi otomatik BES'e dahil etmek zorundalar? Giren kişileri dahil ediyorlar. Dolayısıyla iş yerinin zaten bir emeklilik şirketiyle anlaşması oluyor.
her gelen kişiyi de sisteme dahil ediyorlar. O kişi ne zaman katıldıysa. Hatta şöyle söyleyeyim, yeni iş gücü Türkiye'de bildiğim kadarıyla 600 bin... Evet, 500-600 bin arasındadır her sene istihdam. Onlar da işe başladıkça sisteme dahil oluyor. Ha, bu her sene her işe giren... Ondan evet. Sonra otomatik BES'e giriyor. Doğru, artık. Evet. Ve iş değiştiren de giriyor. Değiştiren giriyor. Ya şimdi evet. Mesela ben ayrıldım geçen sene işte. Planınız var. Var. Yeni evet. Emeklilik şirket, yeni işvereninizle de pardon. Başka bir plan var. Aktarım yapılıyor zaten. O şekilde. Ha yani ama şey yeni bir şirkete girdiğimde istersen işte 1000 ve üzeri şirketli ya da 5 ve 9 arası çalışayım. Hiç fark yok. Hiç fark etmiyor. Var zaten diyor. Oo, çok soru var ya. Son soru dedi Aytaç. Her tane yerinde ayrı ayrı BES hesabı açıldı. Bunları birleştirmek için aradığımda birleştirme olmayacağı söyleniyor. Bunları birleştirmek mümkün mü? Ayrı takip ediliyor. Öyle söyleyeyim. Birleştirme olmayacağı bilgisi doğru. Hesap birleştirme... hakkı yok. Peki sistemde. Aytaç bir soru daha sorabilirim herhalde. 4 senedir özel bir şirkette bireysel emeklilik primi ödüyorum. Bu birikimimi E-Devlet'in devletin zorunlu tuttuğu zorunlu BES'e aktarabilir miyim? Ha, ayrı bir. Özel bir şirkette bireysel emeklilik evet. primi ödüyormuş ve otomatik katılımı aktarabilir miyim diye soruyor. Bu tip bir aktarım yok. Ayrı takip Hı-hı. edebilir. Zaten koşulları farklı otomatik katılım sistemiyle diğer kısmın. Dolayısıyla iki ayrı hesap gibi takip edebilir. Son soru kapattım. Engelli raporu olanlardan BES'ten çıkınca stopaj kesilir mi? Güzel soru diye soruyorum. Güzel soru. İnanın o konuda bilgim yok. Son soruda. Bizi tufaya düşürürler. Bizi şimdi. Vergi uzmanı değil. Çalışmadığımız yerden evet, geldi diyelim. Kesinlikle. Kerem Özler çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ediyoruz. Sağ olun. Efendim yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.